rektör vekilim, emniyetimizin, milliyetimizin değerli temsilcileri ve sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi buraya gelirken bana dediler ki, gençlerle, sevgili kardeşlerimizle hem hayatınızı paylaşın hem de sohbet edelim ama biraz önce malum benim öz yaşam öykümü belli yerlerde belki bazı tavsiyeler gerekebilir ama onları da hepiniz internet kullanıyorsunuz. Kişisel web sitem var, Wikipedia var, oradan daha detaylı öğrenme imkanınız olabilir. Ama belki ben kendi vizyonumu da sizlerle paylaşmak istiyorum ama bana göre bizlerden daha değerli olan sizsiniz. Çünkü bizler bugüne kadar kendi gayretiyle inandığı değerler uğrunda belli noktaları hayal etmiş ve hamdolsun o hayalleriniz, o hayallerini ve kendini gerçekleştirme imkanını en azından kendi bağlamınızda bulduğunu düşünen insanlarız. Ama sizler kendi hayallerine yürüyecek olan bireylersiniz. Ve sizlerin hayalleri, sizlerin vizyonu, sizlerin umutları, sizlerin hayata ve bu ülkeye dair değerlendirmeleri bana göre bizlerden daha değerli. Çünkü bugünler zaten inşa oldu ve oluyor ama sizler bizim yarınlarımızı inşa edeceksiniz. Sizler nasıl bakıyorsanız, nasıl görüyorsanız, nasıl kavruyorsanız, işte Türkiye'de, Urfa'da tam da öyle bir yer olacak. Onun için ben bu sohbeti aslında soru cevapla yapmayı daha çok arzu ediyorum. Bu konuda beni zenginleştirirseniz, katkı verirseniz de çok memnun olurum. Ve bu çerçevede tabii bizler hamdolsun şehrimizi temsil etme fırsatı bulmuş insanlardan biri de benim. İlin ulusal çapta ili temsil eden bir siyasetçisi olarak. Ve bizi belki sizlere bir farklı perspektif, farklı pencere olması adına neden buradayız, neden bunları yapmayı arzu ettik. Demek hayatımızda yaptıklarımızdan, eğitimimizden belki daha önemli olabilir ve hakikaten buraya gelirken veya biraz önce kendi hayatımı biri okurken böyle dışarıdan dinleyen bir insan olarak baktım. Neden bunları yaptık diye düşündüğümüzde herhalde yani çok erken yaşlardan itibaren benim bu ülke diye bir derdim oldu. İlk kürsü konuşmamı 18 yaşında yaptım ben. Üniversiteye yeni başlamıştım. Ve o gün bugündür de o kürsülerde dinledim. Yaşım 44. Ve benim aşağı yukarı sizler yaşında bir kızım var, bir annem. O da bu sene liseye başlıyor. Adı Melek. Ve Melek'in annesi olarak, bir hoca olarak, bir siyasetçi olarak baktığımda hep onu görüyorum kendi hayatımda. Hep bir derdimiz oldu. İnandığımız değerler ve inandığımız doğrular adına. Ve sizler çok şükür bunları bizim yaşadığımız gibi yaşamadınız. Ama benim gençlik yıllarımdan itibaren, hatta çocukluk yaşlarımdan itibaren çok zor bir ülkenin mensubu oldum. Kendi hayatımda bakıyorum 71'den itibaren yani 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi, kendi partimizin son 10 yılda yaşadığımız parti kapatmalar, derin devlet operasyonları, bütün bunların sistemden temizlenmesi adına yürütülen çabalar, bütün bunlara üst üste koyduğumuzda zor bir coğrafyanın ve zor bir ülkenin evladı olarak dünyaya gelmiş. Ama büyük bir milletin ve büyük bir medeniyetin de evladıydı. Derin ve köklü bir geçmişi olan, devlet olmayı, millet olmayı, bir olmayı, farklılıklarıyla birlikte yaşamayı ve zenginleşmeyi bilen bir milletin evladıydı. Ve öyle bir millet, sizler de öylesiniz. Sizler de aynı bütünün bugünkü evlatlarısınız. Ve böyle bir medeniyet geçmişi olan bir ülkede insanın dert sahibi
sahibi olmaması, ülkesi adına hayallerinin olmamasına imkan yok. Böyle doğmuşuz. Bizim de hani insanlar gibi ülkelerin de kaderleri vardır. Bu ülkenin, bu milletin de kaderi bu. Ama bu dertlerden yeni güzellikler bitirmek, bu dertlerden özgürlük damıtmak, bu dertlerden barış damıtmak, bu dertlerden güç damıtmak, bu dertlerden refah damıtmak. Bunlar bizim vazgeçilmezlerimizdi. Sadece kendimiz için değil. Ama şu bir gerçek ki, biz bunu başardığımız zaman biz de o refahın, o özgürlüğün, o başarının kendimiz de bir parçası olacaktık. Ama sadece kendimizi değil, başkalarını da güçlendirmek adına, başkalarının da en az bizim kadar özgür, mutlu ve güçlü olmasını sağlamak adına